Hunlardan sonra Türkler 6. yüzyılın ortalarında Altay Dağları'nın etrafında yaşayan Aşina kabilesinin önderliğinde yükselmeye başladılar. Onlar demiri ustalıkla işliyor, ürünlerini bağlı oldukları Juan Juanlara gönderiyorlardı. Göktürklerin Çin'e akın yapacak kadar güçlü olduğu 542 yılında Çin'in kuzeyinde Doğu ve Batı olmak üzere Wei devletleri vardı. Onlar Türk olup sonradan Çinleşen Tapgaçların devamıydı. Batıda Maverai-Nehir ve Semerkat merkezli kurulan Akunlar, İran'da Sasaniler, Anadolu'da ise Bizans hüküm sürüyordu. Kışın Wei Nehri'nin buzlarla kaplanmasıyla Türkler nehri geçerek Batı Wei Devleti'nin eyaletlerini yağmalıyordu. Göktürklerin reisleri Bumin artık bağımsızlık yolunda adımlar atmak istiyordu. 545 ve 546 yılında Göktürk reisi Bumin Khan ile Batı Wei hükümdarları birbirlerine karşılıklı elçiler gönderdiler. Bu sayede Bumin dış siyasette tanındı. Bumin Khan vakit kaybetmeden Orta Asya'nın doğu ve batısında yerleşen Töles boylarının ve Türk boylarının üzerine yürüyerek onları kendisine bağladı. Nüfusu ve askeri gücü giderek artan Bumin Khan, Juan Juan devleti hükümdarına elçi göndererek onun kızıyla evlenmek istediğini bildirdi. Hükümdar bunun üzerine bir elçiyle Bumin'e "Sen benim demir işlerimde çalışan bir kölemsin. Nasıl böyle bir teklifte bulunabilirsin?" diye haber gönderdi. Bumin Khan buna sinirlenerek elçiyi öldürdü. Ardından Batı Wei hanedanından bir prensesle evlenerek ittifak kurdu. Bu ittifakı Batı Wei de istiyordu. Çünkü kendisine karşı kurulan Juan Juan ve Doğu Wei ittifakıyla uğraşıyordu. 550 yılına gelindiğinde Doğu Wei yıkılarak yerine Kuzey Qi hanedanlığı kuruldu. Bumin Khan arkasını sağlam aldıktan sonra 552 yılında Juan Juanlara ani bir baskın yaptı. Onları bozguna uğratarak İlk Han unvanını aldı ve Göktürk Devleti'nin resmen bağımsızlığını ilan etti. Bumin Khan devletin merkezini Ötüken yaptı. Bumin Khan Mete ve Atilla gibi ilk kurucuydu. Orhun abidelerinin ifadesiyle Yüce Khan'dı. Bumin Khan aynı yıl vefat edince yerine oğlu Kara yeni Khan oldu. Kara Khan'a devam etmeden önce batıdaki gelişmelere bir bakalım. ...552 yılında Göktürklerin bağımsızlığını ilan eden Bumin Khan, ülkenin batısını kardeşi İstemi'ye vermişti. İstemi, Yapgu unvanıyla Büyük Khan'a bağlı olarak ülkenin batısını idare etti. O, ilk önce Altay Dağları'nın batısından başlayarak Hazar Denizi'ne kadar olan sahada yaşayan Töles ve Onogur boylarını itaati altına aldı. Batı Türkistan bölgesinde ele geçirilmesiyle İpek yolunda Göktürkler söz sahibi oldu. 350 yılından beri bölgede hüküm süren Akunlar, 556 yılında İstemi komandasındaki Göktürk ordularının baskılarına maruz kaldılar. Onlar yardım için 555 yılında Batı Wei'ye elçilik heyetleri gönderdi. Fakat bir faydası olmadı. İstemi Yapgu ise Sasani hükümdarı Anuşirvan ile anlaşıp kızını İran hükümdarına verdi ve onlarla ittifak kurdu. Göktürk orduları Akunlara kuzeydoğudan saldırırken Sasani kuvvetleri de batıdan hücuma geçerek Akun devletini kolayca yıktılar. Bu topraklar Ceyhun Nehri sınır olmak üzere iki devlet arasında paylaşıldı. Maverai-Nehir, Kaşgar, Hoten, Fergana Göktürklere bağlandı. Meşhur İpek Yolu ve burada ticaret yapan Soğutlular İstemi'nin eline geçmişti. Türk devleti olan Akunların yıkılmasıyla Göktürkler Sasanilerle sınır komşusu oldu. Göktürkler dönemin diğer büyük gücü Bizans ile temasa geçmeye başladı. Sasani İmparatoru Anuşirvan Batı Göktürklere vergi veriyordu. Fakat o Maverai-Nehir bölgesine hakim olmak istiyordu. Bu sebeple ülkesinden geçen Akdeniz ve Bizans'a yapılan ipek ticaretini durdurdu ve gönderilen Göktürk elçilerini öldürdü. Bu sayede İstemi Yapgu'yu güçsüz düşürecekti. Batıda askeri harekatına devam eden İstemi sınırlarını Hazar'a kadar büyüttü.
İstemi, Sasanilerin düşmanca tavrı üzerine Soğutlu tüccar Manyak'ın tavsiyesiyle 567 yılında bir heyeti Kafkasya üzerinden Bizans'a gönderdi. Sasanilerle Bizans'ın arasının iyi olmadığını biliyordu. Göktürk elçileri ellerinde Türkçe mektupla İstanbul'da çok iyi karşılandılar. Mektup İmparator 2. Justinius'a okundu. 569 yılında Bizans elçilik heyeti de ittifak anlaşması için Göktürk ülkesine harekete geçti. Bizans elçilik heyetinin başında Zemerkos bulunuyordu. Bu heyet Türk elçilerle birlikte Karadeniz, Kafkaslar, Hazar Denizi ve Aral Gölü arasından Talas Nehri boyunca geçerek Tanrıdağ silsilesinde bulunan Akdağ'da İstem'in yanına gelerek ittifak anlaşması yaptılar. 571 yılında Bizans-Sasani çatışmaları başladı. Göktürkler ise ilerleyişine hız verdi. Kafkasya'nın kuzeyi, ardından Azerbaycan Göktürklerin eline geçti. Türkler Sasaniler üzerinde baskı kurmasına rağmen Bizans bu konuda desteğini devam ettirmedi. 576 yılında İstemi Yabgu hayatını kaybetti. Bizans İmparatoru 2. Tiberius askeri ittifakın yenilenmesi için elçi Valentinos'u görevlendirdi. İstemi'den sonra oğlu Tardu yeni Kaan oldu. Bizans elçisi Valentinos Aral Gölü civarındaki Göktürk kumandanı Türkşat tarafından karşılandı. Türkşat Bizans elçisine "Siz Romalılar 10 dilde konuşup herkesi aldatırsınız. Size saldırmayalım diye elçilerimizi Kafkaslar üzerinden Sarp araziden götürüyor, başka yol yok diyorsunuz. Biz Dinyeper Nehri'nin nerede olduğunu, Tuna'nın nereye aktığını iyi biliriz. Doğudan batıya tüm kavimlerin efendilerinin Göktürkler olduğunu iyi bilin," diye söyledi. Ayrıca Bizans'a ait Kırım'da bulunan Kerç Kalesi'nin fethedileceğini de sözlerine ekledi. Türkşat'ı kızdıran başka bir olay ise Azerbaycan'daki Göktürk ilerleyişini durdurmak için o bölgede yaşayan Sabar Türklerinin Bizans tarafından ortadan kaldı. Bizans elçisi ardından Akdağ'da bulunan Tardu'nun yanına geçti. Bu sırada 576 yılında Buhan adlı bir Göktürk beyi Kırım'a kadar ulaşmış ve Kerç Kalesi'ni zapt etmişti. Bu Göktürklerin batıda ulaştığı son noktadır. Tekrar doğuya dönüyoruz. Bumin Kağan'ın 552'de vefat etmesinden sonra yerine oğlu Kara Kağan geçti. O ilk önce Ordos'taki bir kitleyi mağlup etti. Kara Kağan da ölünce Göktürk tahtına kardeşi Mukan geçti. Mukan Kağan zeki, bilgili ve taktik ustasıydı. O Göktürklerle ittifak olma yarışına giren Batı Veyi Devleti ile Kuzey Çiğ ile barış siyasetine devam etti. 555 yılı Göktürkler için tam bir fetih yılı olmuştur. Mukan Kağan önce Juan Juanlara iki kere ağır darbe indirdi. Göktürkler için tehlike olmaktan çıkardı. Ardından Kitanlar üzerine sefer düzenleyip onları kendisine bağladıktan sonra Baykal Gölü'nün batısındaki Kırgızlar da ona itaat ettiler. Doğudaki birçok kabile Göktürklere bağlandı. Doğu ve batıda gelişmeler devam ederken Batı Vey topraklarına çok sayıda akın yapıldı. Batı Vey İmparatoru Göktürklere 100 bin top ipek gönderip Göktürk prensesiyle evlenerek müttefik olma teklifi Mukan tarafından kabul edildi. Mukan Kağan 558 yılında Batı Vey topraklarından geçerek Tibet'in kuzeydoğusunda bulunan Tayyu Hanların üzerine yürüdü. Onlara ait iki kaleyi ele geçirerek geri döndü. Bu fetihlerden sonra Batı Vey hanedanlığı yerini çoğu devletine bıraktı. Çoğu devleti Göktürk elçilerine büyük değer veriyordu. 560 yılında Mukan çoğu devletine hediyeler göndererek daha yakın ilişkilerde bulundu. 563 yılında çoğu ve Çiğ devletleri birbirleriyle mücadeleye girdikleri zaman iki devlet de Göktürkler ile iyi ilişkiler kurma yoluna gitti. Mukan kendisine daha yakın davranan batıdaki çoğu devletiyle ittifak kurdu. Onlarla birlikte doğuda bulunan Çiğ devleti üzerine yürüdü. 100 bin kişilik ordusuyla Çin'e giren Mukan ordusunu 3'e ayırdı. Önce Heng eyaletine ardından Xinyang şehrine vardı. Bölgede büyük ganimetler toplayarak geri döndü. Çin'deki iki devletin birbirleriyle ittifak yapmasına kızan Mukan
kızının gelin olarak gönderilmesi işini durdurdu ve tek başına Çiğlerin Yu eyaletine girdi. Çin Seddini aşarak akınlarda ve yağmalarda bulundu. Çoğular ise 564 yılında 4 büyük elçiyi Mukan Khan'a göndererek anlaşmaya çalıştılar. Mukan Khan önce bunu reddetse de 568 yılında anlaşmayı kabul etti. Çoğular büyük miktarda Mukan'a vergi veriyordu. Mukan Khan devletinin Asya'nın en büyük gücü haline getirdikten sonra 572 yılında hastalıktan öldü. Mukan Khan'ın askeri gücü herkesi korkutmuştu. Nitekim Çin'in iki büyük devletini neredeyse kendisine bağlamış ve isteminin de desteğiyle tarihi pek yolu Göktürk ülkesinde kalmıştı. Mukan, Kerülen Nehri'nden Ural Dağları'na kadar yayılan bütün Türk boylarını kendisine bağladı. Bu dönemde güçsüz kalan Çin, Mukan Khan'a bolca hediyeler gönderip dostluğunu pekiştirmeye çalıştı. Çin'e giden Türk elçilerinin bol armağan ile geri dönmesi, elçilik işinin Türkler arasında yaygınlaşmasını sağladı. Mukan Khan öldükten sonra yerine kardeşi Taspar geçti. Çin'deki devletler hemen yeni Khan Taspar'a hediyeler gönderdiler. Taspar, Çinliler için "Benim güneydeki iki vefakar oğlum neden kavga ediyorlar?" diyordu. Taspar, Göktürk ülkesinde yeni bir teşkilatlanmaya gitti. Doğudaki ülkeyi de ikiye bölerek buranın batısını ve doğusunu yeğenlerine verdi. Kendisi ise Büyük Khan oldu. Taspar'ın ordusu artık yüz binlerle ifade ediliyordu. Taspar ilk kez doğudaki Çiğ hanedanını destekledi. Ayrıca 575 yılında Çin'in zenginliğinden çok etkilendi ve onların etkisinde kalarak ülkesine Budist tapınağı yaptırdı. Çiğ hanedanı rakipleri çoğulara daha fazla dayanamadılar ve 577'de yıkıldılar. Çiğ prensi Göktürk ülkesine Taspar'ın yanına kaçtı. Taspar onu desteklediği gibi çoğulara askeri baskısını artırdı. Hatta Çin içlerine girerek Pekin bölgesini yağmalattı. Fakat Çiğlerden ümidini kesen Taspar çoğular ile ittifak kurarak prens ve adamlarını onlara teslim etti. Büyük bir devleti idare eden Taspar 581 yılında hastalıktan öldü. Taspar Türk hayatına ters Budizm'e yönelmesi ve doğuyu ikiye bölmesi büyük hataydı. Taspar'ın ölümünden sonra ülkede karışıklıklar oldu. Devletin ileri gelenleri vasiyet üzerine annesi Türk olmayan Mukan Khan'ın oğlu Apayı Khan yapmak isterken, halk ise annesi Türk olan Taspar'ın oğlu Annon'un yeni Khan olmasını istiyordu. Kara Khan'ın oğlu İşbaran'ın da destekleriyle Anlo yeni Khan oldu. Fakat ülkede tam otoriteyi kuramadığı gibi Apa tarafından rahatsız ediliyordu. 581 yılında devlet meclisi yeniden toplandı. Cesur, kahraman bir kişiliğe sahip olan Kara Khan'ın oğlu İşbara unvanıyla yeni Khan oldu. Anlo Tola nehrine çekilirken Apa ise daha kuzeye çekilerek Khanlık iddialarına devam etti. Artık ülkenin batısını yöneten Tardu ile doğusunu yöneten İşbara arasında sürtüşme başlıyordu. Çünkü Tardu doğuyu tanımıyordu. Göktürk ülkesinde bu şekilde ayrışmalar yaşanırken Çin'de hanedan değişikliği oldu. 581'de Sui hanedanlığı kazandığı zaferlerle tüm Çin'e hakim oldu ve siyasi birlik sağlandı. Artık Türkler Çinliler için açık hedefti.